Kızılay Başkanı torunların yapmaya çalıştığının vergi vermemek olduğunu söylemişken ve Kızılay'a yapılan bağışlarda %5 sınır yok ama Ensar'a yapılacak bağışta bu %5 üst limiti varken ne yapılmaya çalışıldığı toplum vicdanında hiç şüphesiye yer bırakmayacak şekilde karşılığını bulmuştur. Bu şirketin gayrimenkul yatırım ortaklarına dönüştürülmek suretiyle doğalgaz döşeme ve satış işleminden kazandığı paraları gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak vergiden muaf yapmaya çalışılıp daha sonraki tenkitler üzerine elbette o kısım faaliyetleri vergiye tabidir yazısından sonra bu işlemlerin yapılmış olması kendisine biz senin tırnak içinde söylüyorum vergiden kaçınman için size gayrimenkul yatırım ortaklığı unvanı vereceğiz taahhüdünün namuslu vergi vergiciler namuslu maliyeciler tarafından asla olamaz gayrimenkul yatırım ortaklığı ismi taşıması gaz çatan şirketin gazdan olan karını vergiden düşüremez diyen namuslu vatansever maliyecilerin engel olduğu için çünkü siz tanıdınız bunu dönüp bu sefer Kızılay üzerinden Ensar'a bağış. Bir kişi aklımızda alay etmeyecek bir kişi bu firma neden doğrudan Ensar'a değil de Kızılay'a yollayıp iki gün sonra bu parayı Ensar'a aktartılıyor. Buna bir mantıklı açıklama getirebiliyor musun? Hayır. 70 kat gelir artışı var. Kızılay gelip de diyor mu? 70 kat gelirimiz arttı. 70 kat bağışlar arttı. Artık her fakir aile haftada bir kere Kızılay'dan kavurma yiyor. Var mı böyle bir şey? Yok. Ayağında lastiği, pabucu, delik çocuk kalmadı. Baştan aşağıya tüm yoksul ailelerin çocuklarını giydiriyor mu Kızılay? Yok. Depremde Kızılay aktivitesi yok. Nerede var? Yat kiralamada var. Yalı kiralamada var. Uçak kiralamada var. Burada çıkıp bu rezilliği savunmak meclisin aklıyla alay etmektir. Herkes pozisyonunu doğru belirle.